bazen insanın aklına gelmeyen başına geliyor. Bir zamanlar bahçeli bir evimiz vardı. Bahçede beslediğimiz, Jesse adını verdiğimiz kırma Alman kurdu bir köpeğimiz, bir de adı Misket olan bir kedimiz vardı. Yazın bahçede çardağın altında oturmanın keyfini bilenler bilir. Yine bir gün bahçede çardağın altında otururken aniden fırtına çıktı ve ardından gök gürültüyle birlikte şimşek çakmaya başladı. Gök gürültüsünden korkan sahipsiz bir köpek evin kapısını açık görünce cam havliyle merdivenlerden fırlayıp evin içine daldı. Önce mutfağa, sonra küçük oğlumun odasına, koridordan banyoya, oradan yatak odasına, ardından salona. Öyle panik olmuştu ki salonun ortasında dört dönüyor, koltuktan koltuğa atlıyordu. Biz ailece şaşkınlık içindeyiz. En sonunda köpek iki koltuğun arasına girdi, öylece puslu kaldı. Bir kabın içine yemek koydum. Dönüp bakmadı bile. Maksadım yemeği yerken tabağı oradan uzaklaştırarak onu dışarı çıkarmaktı. Ne mümkün, ne bizi yaklaştırıyor ne de yemeğe yaklaşıyor. Bin bir türlü uğraşılara rağmen çıkaramadık evden. Hırlıyor, dişini gösteriyor, karnı inip kalkıyor. Jesse dışarıda kuduruyor, havlayıp duruyordu. Evde yabancı köpek var diye. Fırsatını bulsa o da içeri alacaktı soluğu. Çaresizliğim bu kadar. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Gök gürültüsü ve şimşeğin ardı arkası kesilmek bilmiyor. Küçük oğlum gök gürültüsünden ve köpekten korkuyor. Bacaklarıma yapışmış durumda. Salonda köpek hırlıyor. Dışarıda Jesse kendini yırtıyor. Laf aramızda. Ben de korkuyorum gök gürültüsünden ama anneyim ya. Belli etmiyorum. Sinirlerim alt üst oldu. Birden aklıma 155 aramak geldi. Aradım. Zabıtayı arayın dediler. Aradım zabıtayı. Eve iri yaralı, sahipsiz beyaz bir köpek girdi. Çıkaramıyoruz. Lütfen gelebilir misiniz? Hanımefendi, evde köpeğin ne işi var? Nasıl girdi, şimdi nerede? Salonda iki kırmızı koltuğun arasında öylece oturuyor. Bize bakıyor. Bir türlü çıkaramıyoruz. Hanımefendi, burası dalga geçilecek bir yer değil. Demek kırmızı koltukta oturuyor. Oturuyor ha. Meşgul etmeyin telefonu. Sinirlerim boşaldı. Külme krizine girdim. Koltukta oturmuyor beyefendi. İki koltuğun arasında oturuyor. Gülmekten konuşamıyorum. Dişlerini gösteriyor. Vallahi de billahi de. Şu an bile bana bakıyor yandan yandan. Gülmekten katılıyorum. İki köpek gözlerime bakıp kafasını o yana bu yana çeviriyor. Hep mi siz mi oturacaksınız burada der gibi yayıldıkça yayıldı. Lütfen, lütfen gelin gelin görün siz de şaşıracaksınız. Güldüğüm için zabıta beni ciddiye almadı ve iyi günler diyerek telefonu kapattı. Şimdi ne olacak? Köpeği çıkarmanın yolu yok. Yemeği beğenmemiş olmalı diyerek akşama pişirdiğim yemeklerden bir bir sunuyorum. Yemiyor zavallıcık. Küçük oğlum yaprak gibi titriyor. 4 yaşında o zaman. Durmadan çare arıyoruz. Nasıl çıkarabiliriz diye. Derken ev telefonu çaldı. Buyurun. Ben zabıta müdürlüğünden arıyorum. Köpek çıktı mı? Ne olduysa zabıta memuru geri aramıştı. Maalesef çıkaramadık. Nerede şu an? İki kırmızı koltuğun arasında. Hayret, hala orada mı? Gülüyor bir taraftan. Evet orada zavallıcık.
bu sefer gülmüyorum. Ciddiyetimi koruyorum. Gülersem gelmez diye sıkıyorum kendimi. Adresi verir misiniz? Tabii ki, Torbalı Mahallesi. Biraz sonra geldi zabıta memurları. Görelim bakalım kırmızı koltukların arasında oturan yakışıklıyı. Salonu aldı zabıta memurlarını. Aa, sahiden doğruymuş. Siz gülünce şaka yapıyorsunuz zannetmiştik. Bilmeye başladılar. Epeyce bir uğraştan sonra çıkardılar zavallıyı. Köpeği götürürlerken gözyaşlarım sel oldu, aktı. Sanki aileden biri gidiyormuş gibi. O da can taşıyordu bizim gibi. O da çok korkmuştu, şaşkındı. Her ne kadar ağlasam da hepimiz rahatladık. Akşam yemeği saati yaklaşıyordu. Biraz dinlenmeyi hak ettik. Aman tanrım, o da ne? Halının üstünde, koltuklarda, perdelerde, televizyonda, kitaplığında, salonda ne varsa her yerde kene kaynıyordu. Oğlumun odası, koridor, yüzlerce, binlerce susamdan daha küçük kenelerle dolu. Çıldırmamak, delirmemek elde değil. Dökülen kılları saymıyorum bile. Nasıl temizlenir? Nasıl baş edilir? Bu neydi başımıza gelen? Temizlemek gene neyse, bir şekilde temizlenir de. Hepimiz ölüm korkusu sardı. Çünkü o dönemde kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi diye bilinen bir hastalıktan eniştemizi kaybetmiştik. Amasya'da dehşet bir şeydi bu. Ya birimiz ısırırsa kene, ya biz de eniştem gibi. Korkudan bacaklarım tir titriyor, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Arkadaşımı aradım. İhtiş, eve köpek girdi, her yeri kene sardı. Jesse'de kenenin ne işi var, şakanın sırası değil. Ben yorgunum, yatacağım, gelemem. Jesse değil, sahipsiz bir köpek. Şaka yapmıyorum, vallahi kuş, yetiş diyorum, yetiş. Arkadaşım geldi soluk soluğa. Evin halini görünce, aman Allah'ım bu ev nasıl temizlenecek diyerek dizlerini dövmeye başladı. Ondan sonrası tam bir kabus. İlaçlamayla başladık işe. Temizlik, badana, boya vesaire. Temizlik yaparken bir taraftan da köpeği düşünüyorum. Zavallı hayvancık. Sırtında o kadar keneyle nasıl yaşıyor? Akıl alır gibi değil. İşte böyle. Bazen insanın aklına gelmeyen başına geliyor.